Evet sevgili seyircilerimiz, 1 Kasım sabahından Cuma vaktine doğru ilerlerken Vakti Vefa programından sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti, meveddeti sizlerin ve tüm İslam aleminin, varlık aleminin üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'adır. Salatü selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, onun yolunda yürüyen tüm mümin ve müminatın üzerine olsun. O Allah ki Rezzak'tır. Bütün yarattığı varlık aleminde mahlukatın rızkını taksim eden, yaratılışlarında ihtiyaçları olan bütün nimetleri onlara sunan, ihtiyaçlarını karşılayandır. O Allah ki Samet olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ve herkesin sadece kendisine muhtaç olduğudur. Ey Rabbimiz, ne kadar övsek seni, ne kadar hamd etsek sana, ne kadar senalar dizelesek, hakkıyla, layıkıyla seni övemez, sana layıkıyla hamd edemeyiz. Hamdimiz, şükrümüz senin layık gördüğün şekliyle yalnızca sanadır. Sevgili seyircilerimiz, bugün Vakti Vefa programımızda bizler sizlerle yine kavramlar üzerinden anlam yolculuğuna devam edeceğiz. Bu kavramlarımızın içerisinde bugün Kur'an-ı Kerim'imizde tam 123 kez bahsi geçen rızık ve Er-Rezzak, Allah-u Teala'nın en güzel isimlerinden bir tanesi olan Er-Rezzak ismini anlamaya, hayatımızda yaşatmaya, olaylarla karşılaştığımızda, özellikle hayat meşgalesi içerisinde geçim telaşıyla uğraşırken, açlık, barınma, giyinme, ihtiyaçlarımızı karşılamak adına koşturmak üzere kurulan yaşantımızda bizlere bir nevi güneş olacak, ışık olacak, rehber olacak ve bizler stressiz, biraz daha rahat, endişelere mahal vermeden anlam yolculuğuyla beraber hayatımızın imtihanına devam edeceğiz. Konu başlıklarımızı belirlerken diyeceğiz ki, rızık kelimesinin kelime manası nedir? Rızık ne demektir? Sonra rızkı kim verir? Rızıkta azalma ve çoğalma olur mu? Allah-u Teala'nın rızık taksimatında bizlerin üzerine düşen sorumluluklar, hayatı bakış açısıyla doğru yerden görmek ve anlamak ne şekilde olur? Bunları anlamaya, öğrenmeye, içselleştirmeye gayret göstereceğiz. Öncelikle söylediğimiz her şey, anlatmaya gayret gösterdiğimiz her şey önce kendi nefsime, neslime ve siz sevgili seyircilerimizin nefsi üzerine olsun diyerek temennilerimi, dualarımı ve yönelişlerimi belirtmek istiyorum. Öyleyse hep beraber şimdi başlayalım. Rızık kelimesinin evveliyatında bir tanımını yapalım. Tanımı nedir rızık kelimesinin? Rızık Türkçemize Arapçadan girmiş olan ve Kur'an-ı Kerim'imizde de birçok ayetlerde 123 ayet içerisinde zikredilen kelimelerden bir tanesidir. Kavramlardan bir tanesidir. Kelimenin manasına baktığımız zaman, rızık kelimesinin özelliğine baktığımız zaman, yaratılmış olan bütün mahlukatın, canlı cansız, insan hayvan, nebatat, bitki aleminde yaşayan bütün varlığın ihtiyacı olan, yaşaması için, yararlanması için, menfaatlenmesi adına gerekli olan her türlü ihtiyacın karşılanması anlamına geliyor. Yararlanmak, karşılanmak, ihtiyaçların giderilmesi anlamına geliyor. Bir de dil bilimciler bunun üzerinde araştırma yaparken bu ismin, biliyoruz ki biz Rabbimizin Er-Rezzak ismiyle aynı kökten geldiğini bildiğimiz için şöyle söylemişler. Rızık kelimesi şükür demektir aynı zamanda. Yani olan ile yetinebilmeyi bilebilmek, kanaat sahibi olabilmek ve elinde olan imkanları kısmeti olarak görüp, kendi bahtına düşen olarak kabul edip, elinden geleni yaptıktan sonra, çabaladıktan sonra düşen paya razı olmasına, şükür etmesine de biz rızık olarak, rızkın tabiri olarak karşımıza çıktığını görmüş oluyoruz. Şimdi Rabbimizin en güzel isimlerinden bir tanesi olan Er-Rezzak isminin kelimesi incelendiğinde, kelime kökeni incelendiğinde Razık ismi fail rızık veren, Rezzak ismi faille beraber
mübalağalı ismi fail dediğimiz Arapça dil kuralları içerisinde geçen abartılı, kesintisiz ve devamlı olmak üzere rızkın kaynağı, rızkın vericisi, yarattığı mahlukatı asla aç, susuz, bitap ve çaresiz bırakmayacak olan anlamlarına gelmiş olduğunu görüyoruz. Madem biz böyle anlamını açıkladık, kelime manaları üzerinde durduk, ihtiyaçları gideren, yararlandığımız her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarımızın cevabı diye tanımladık. Bir de şöyle söyleyelim, rızık içerisinde çeşitli ihtiyaçlarımız var. Biz bunlara kalbin, bedenin, aklın ve ruhun rızkı diyoruz. Şimdi bu dört başlığa baktığımız zaman demek ki rızık denilince sadece bedenin ihtiyacının karşılanması değil, kalbin de, ruhun da, aklın da rızka ihtiyaç duyduğunu anlamış ve görmüş oluyoruz. Bu sebeple Hazreti Ayşe annemizin çok güzel bir tanımı var, çok güzel bir ikazı var aynı zamanda. Hazreti Ayşe annemize rızkın tanımını sorduklarında Hazreti Ayşe şöyle buyuruyor, şöyle söylüyor. Diyor ki, rızık denildiğinde insanların aklına sadece boğazlarından geçen şeyin gelmesine şaşarım, hayret ederim. Aksine şöyle düşündüğümüzde rızık denildiğinde nedense bizim de aklımıza sadece boğazımızdan geçen yediğimiz, içtiğimiz şeyler geliyor. Yani bedenimizin ihtiyacı olan şeyler, dar manası, anlamının genişliği ve çeşitliliğinin daraltıldığı, sıkıştırıldığı ve bu telaşın içerisinde insanların bir hengame ile koşuşturmaya hapsolunduğunu görüyoruz. Nasıl anlayacağız öyleyse? Rızık denildiğinde Hazreti Ayşe'nin dediği gibi sadece boğazımızdan aşağı inen şeyleri rızık olarak anlamayacağız ve görmeyeceğiz. Biz bileceğiz ki kalbin de, aklın da, ruhun da, bedenin de rızkı vardır. Bunların ihtiyaçları vardır. Bunları söylemiş olduktan sonra madem dedik ki bedenin rızkını sadece anlamayacaksak, bedenin rızkı yemek, içmek, giyinmekse ruhun rızkı nedir? Ruhun rızkı iman etmektir. Ruhun rızkı kalbin tatmin olmasıdır. Aklın rızkı, aklın şartlarına, iradesine, düşünme yetilerine, değerlendirmelere, soru ve cevaplara uygun bir şekliyle davranmasıdır. Aklın rızkını da açıkladık, ruhun rızkı dedik. Peki kalbin rızkı nedir? Kalbin rızkı sevmek, sevilmek, şefkat etmek ve insanlar arasında merhamete dair bütün beslediğimiz sevginin kaynağı olan en güzel duyguyu yaşatmak kalbin rızkıdır. Bu sebeple biz deriz ki Allah'ımızın bize vermiş olduğu yeryüzünde, gökyüzünde, kainatta gözümüzün gördüğü, kulağımızın işittiği, ellerimizin dokunduğu, kalplerimizin bağ kurduğu, hani çok güzel bizlerin de terkibinde, dilinde dolanan bir güzel söyleyiş vardır. İlel galbi, minel galbi sebila. Kalpten kalbe bir yol, görünmez bir yol vardır diye dilimizde dolanan, türkülerimize girmiş olan o güzel terkiplerde karşımıza çıktığı gibi Allah'ın bizlere sevecek evlatlar vermesi, sevecek sevgililer vermesi, sonra ruhumuzun teskin olduğu, huzur bulduğu iman nimetiyle şereflenmiş ve izzetlenmiş olmamız, Allah'ımızın bizlere iyiyi, doğruyu, güzeli, çirkini, faydalıyı, faydasızı ayırt edebilecek o yetiyi, o idraki bize vermiş olması Allah'ımızın en güzel rızıklarının başında gelir. En güzel rızıklarıdır. Şimdi biz bu açıklamayı, bu girişgahı yaptıktan sonra yine sözlerin en güzeli olan ve bizlere Rabbimizin kelamı olarak Kur'an'ımızda buyurduğu ayetlerden daha iyi anlamaya çalışalım. Sevgili Rabbimiz Hud suresi 6. ayeti şerifesinde bakalım nasıl bir açıklamada bulunmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Hud suresi
6. ayeti şerifesinde Rabbimiz yeryüzünde yürüyen tüm canlılarının rızkının Allah'a ait olduğunu vurguluyor ve bildiriyor. Yani rızık veren, Rezzak olan, ihtiyaçlarımızı karşılayan, yalnızca ve yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Şimdi bunu söyledikten sonra ne demek istiyoruz, neyi anlatmak istiyoruz? Biraz isterseniz siz sevgili seyircilerimizle beraber bir anlam ve bir düşünme, sorgulama yolculuğuna çıkalım. Beraber düşünelim, fikredelim, tefekkür edelim. Allah'ımız böyle vaat ettiğine göre, rızkın vericisinin kendisi olduğunu vaat ettiğine göre biz bu olayı nasıl okuyacağız? Şimdi bununla alakalı uzmanlar, alimler şöyle söylüyorlar. Hayatta gerçekten açlık korkusunu yaşayan kimlerdir? Karnı aç olanlar mıdır yoksa karnı tok olanlar mıdır? Yapılan birçok araştırma ortaya maalesef şu acı gerçeği ortaya koymuş. Karnı aç olanlar açlık korkusunu yaşamaktan çok, karnının tok olanların açlık korkusunu daha çok yaşadığını, daha çok mal biriktirdiğini, daha fazla kaybetme korkusu içerisine girdiklerini ve bunun için daha fazla biriktirdiklerini görüyoruz. Allah'ımız böylesi bir korkunun kaynağında yatan asıl sebebin aslında iman etmekle yakından alakalı olduğunu bizlere bildiriyor. Yine Allah'ımız ilk indirilen ayetlerin ardından Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de İslam devletinin inşasının akabinde indirmiş olduğu o uzun surelerde, medeni surelerde, Bakara suresinin ilk başlarında hepiniz okuduğum zaman hatırlayacaksınız. Çünkü sıklıkla okunan ve sizlerin de dua olarak dilinde bulunan güzel bir ayeti şerifede şöyle buyuruyordu değil mi Rabbimiz? Ve yekumune sala, onlar namazlarını ikame ederler. Ellezine yu'minune, Allahu Teala'ya onlar iman edenler ve aynı zamanda gayba iman ederler. Görünmeyene, kulakları ve gözleri duymamış, görmemiş de olsa gayb alemine, ahiret alemine ve şu dünyada metafizik alemde var olduğuna inandığımız, fizik ötesi dediğimiz alemde var olduğuna inanırlar. Allah'ın vaat ettiğini buyurduklarına inanırlar. Aynı zamanda onlar ellezine yu'minune bima unzile ile kendilerinden önce indirilmiş olan bütün kitaplara da iman ederler ve onlar kendilerine mimma razaknahum yunfikun, rızık olarak verilenlerden de infak ederler. Kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ederler. Allah'ımız iman etmekle, Allah'a inanmak, güvenmek, şüphe duymamakla hemen birbirinin ardından gelen ve kopmaz bir bağ alakası olan infak etmeyi, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği emaneti bir başkalarına, ihtiyacı olanlara infak ederler, paylaşırlar ayetini de ardından sıralamış oldu. Öyleyse iman eden bir kimse şunun farkında olur, bilincinde olur. Bu hayat bir imtihan dünyasıdır, imtihan yurdudur. Allah-u Teala kimini varlıkla, kimini yoklukla, kimini genişlikle, kimini de darlıkla imtihan edecektir. Burası imtihan, sınav yeri olduğu için, hudutları ve sınırları belli olan bir mekan, bir alan olduğundan sebep bunun bilincinde olacak ve olaya böyle yaklaşacaktır. Yok, eğer böyle yaklaşmazsa, bunun zıttı, bunun tersi bir tutum içerisine, bir davranış içerisine girerse, yani karnı tokken, sırtı pekken, korunaklı bir bina içerisindeyken bütün bunları unutur, malın sahibi olarak kendisini görür ve bunu kendinden bilirse ve bunu kaybetme korkusu içerisine girerse, az önce açıkladığımız üzere açlık korkusunu toklar daha çok yaşar. Açlardan daha ziyade toklar daha fazla yaşar ve bu yanılgının içerisine girer de mal biriktirmeyle uğraşırsa Rabbimiz burada ikazda bulunuyor bizlere. Bununla ilgili özellikle biz bakıyoruz ki Hümeze suresinde, Tekasür suresinde, Tevbe suresinde ve başka birçok surelerde mal biriktirme telaşının ve mal biriktirme yarışının insanları oyaladığını
Ve en nihayetinde insanların bir de baktılar ki Hümeze denilen o yanan ateş içerisinde cehennem ateşiyle yüz yüze kaldıklarını gördüler. Neden? Neden Rabbimiz böyle bir ikazda bulunuyor? Çünkü insan genellikle varlık olarak, varlık aleminde nedense hep yok olanları saymaya meyillidir. Çünkü varları saymaya kalksa saymakla bitiremez. Başına bir olay geldiğinde, bir noksanlıkla karşılaştığında hemen o yok olana odaklanır. Yok olanla ilgili sıkıntılarını dile getirmeye çalışır. Birçok sayıda parası vardır, kenarda birikmiş parası olabilir ya da altını vardır. Ama onun içerisinden bir çeyrek altını kaybolmuşsa günlerce onun eyvahını yaşar içerisinde, acısını yaşar içerisinde. Halbuki var olanı düşünse, var olanın şükrünü yaşasa, Allah-u Teala'nın İbrahim suresi 7. ayetinde buyurduğu ikazını ve öğütünü hatırlasa, le'in şekertüm le'ezidennekum, eğer siz şükrederseniz muhakkak ki nimetimi artırırım uyarısını, öğütünü hatırlasa, Allah'ın elinden bir sebeple elinden aldığı şeyin şükretmesiyle telafisini yapacağını, yerine daha yenisini, daha güzelini vereceğine karşı bir inancı ve bir güvenciyle daha sağlıklı bir ruh yapısı içerisinde ve kaygısız bir şekliyle paylaşıma dair hayatını önceler ve yaşamaya başlar. Bunu neden söylüyoruz? Yeryüzünde biliyorsunuz 8 milyara yaklaşan insan nüfusu var ve dünyada insanların içerisinde bizim çok zengin olarak tanımladığımız nüfusun çok az bir kısmını kapsayan insanlar var. Ve bunların sayısına baktığımız zaman 8 milyara yakın insan nüfusunun içerisinde bunların 100 veya işte 200 olduğunu görüyoruz. En ön sırada gelen 100 kişi olarak isimleri addediliyor, sayılıyor. Ve bu insanların mal varlığı yeryüzünde yaşayan diğer insanlar arasında taksim edilse, yeryüzünde ne açlık, ne susuzluk, ne de bu gördüğümüz adaletsizlik, gelir dağılımında eşitsizlik ortaya çıkabilir veya gerçekleşebilir. Yahut da bu karnı tok olup da kaybetme korkusuyla, açlık korkusuyla yiyen insanların dünyaya verdiği bu ateş, tutuşturduğu bu ateş gerçekleşmemiş olur. Ve dünyada her gün baktığımız zaman binlerce insan ve senede 80 milyona yakın bir insan açlıktan sebep ölmemiş olur. Açlıktan bitap düşmemiş olur. Bütün bunların sebebinde, kaynağında baktığımız zaman insanların hayatlarında inanışlarının, tercihlerinin, yönelişlerinin en büyük sebep ve müsebbip olduğunu görüyoruz. İşte Allah'ımız bizi doğru bir yerden bakmamız için, doğru bir yerden görmemiz için, doğru bir şekliyle hayatta paylaşımcı, malın geçici olduğunu görmemiz için bu ayetlerini bütün insanlığa ve evrensel bir doğru olarak kıyamete kadar hatırlatıyor ve bizlere bildiriyor. Sizler de buna benzer birçok örnek görmüşsünüzdür hayatınızda. Kaybetme korkusuyla malını biriktirip yeri geldiğinde çevresinde ihtiyacı olan insanlara hiçbir şekliyle elini uzatmayan, hatta el uzatmak adına talepte bulunanlara sağır ve bigane kesilen birçok insanla karşılaşmışsınızdır. Ama en nihayetinde en kötü dediğimiz bir deprem, bir zelzele veyahut da bir yangın bütün mal varlığını bir anda insanın elinden çıkmasına ve alınmasına sebebiyet verebiliyor, sebep olabiliyor. İşte bu hakikati Rabbimiz bize hatırlatırken nasıl görmemiz ve nasıl bakmamız üzerine bizlere ikazlarda bulunuyor. Şimdi biz yine Allah'ımızın ayetlerinden devam edelim. Yine karşımıza çıkan bir suremizle isterseniz olayı daha iyi anlamaya çalışalım. Şura suresinde 12. ayetinde de şöyle buyuruyor Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri, Er-Rezzak olan Rabbimiz şöyle buyuruyor. Lehu megalidü semavati vel arz. Estağfirullah. Göklerin ve yerin kilidi alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Göklerin ve yerin kilidi Allah'a aittir. Yefsudur rızga limen yeşâ'u ve yekdir. İnnehu bi külli şeyin alim. O dilediğine rızkı genişletir
ve dilediğinde rızkı daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilendir. Demek ki göklerin ve yeryüzünün anahtarı, hazinesi Allah-u Teala'ya aittir. Sahibi odur. Mülkün sahibi, mülkün maliki odur. Benim de, dünyanın da, kainatın da, böceğin de, hayvanatın da, gördüğünüz bütün her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. Allah-u Teala imtihan sebebiyle, sınav sebebiyle bunu bazısına genişlik, bazısına darlık olarak imtihan sebebi kılar. Çünkü Allah hakkıyla bilendir. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Allah-u Teala'nın bir kimsenin malını genişletmesi, Allah-u Teala'nın ona ayrıca bir tolerans tanımasından mıdır? Yahut da Allah-u Teala'nın bir kimsenin malını daraltması, rızkında darlığa sebep bir imtihana tabi tutması, Allah-u Teala'nın o kişiyi daha az sevdiğinin alameti midir? Asla. Bunun cevabını yine bakın Kur'an-ı Kerim'imizden bulalım. Varlığı genişletilmiş olan insanların takındığı tavırların nasıl başlarına bir bela ve musibete döndüğünü hep beraber görmüş olalım. Kasas suresi. Kasas suresi genellikle Musa aleyhisselam ve Firavun, özellikle de Karun'la ilgili bahislerin, konuların geçtiği ayetlerden oluşur. Karun denildiğinde hepinizin kulaktan duymuşluğu var. Karun gibi zengin tabiri kullanılır. Bu tabir nereden geliyor ve sonucunda, nihayetinde nasıl bir şekliyle sınav ve imtihandan geçmiş, hep beraber birlikte okuyalım. Kasas suresinde 78. ayetinde Rabbü Teala şöyle buyuruyor. Karun'un söylediğini Allah'ımız ayetinde buyuruyor bizlere. Gale dedi ki innemâ ütütü alâ ilmi indi. O servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi. Bu benim kazandığım servet, güç, mal ve mülk bana kendi bilgim sayesinde bana verildi. Hani bazen birilerinin dilinde duyarız ya, ben bunu kendim kazandım, ben bunu kendim edindim, bu makam ve mevki benim eserim diye Karun'un dilinden dökülen benzer şeye benzerlikte cümleler duyarız. Böyle dedi diyor. Evlem ya'lemu ennallahu kad ehleke min qablihi min el-quruni men huwa eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem'a. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, daha çok taraftarı olan kimseleri de o böyle dediği için, onlar böyle dedikleri için malı, kazancı, mülkü kendilerinden bildikleri, kerameti kendilerinden gördükleri için onların sonunu helak etmişti. وَلَا يُسْأَلَ عَنْ ذُنُوبِهِمِ الْمَجُرِيمُونَ Günahkarlar kendi günahlarından sorulmazlar. Yani bu hallerinden dolayı kendilerine hiç sorgu sual içerisine tutmazlar, içerisinde bulundurmazlar. Derken bu da yetmedi. Karun kendisinden bildiği bu kerametle halkının, milletinin karşısına geçti ve onlara şöyle dedi. فَخَرُجُوا عَلَى قَوْمِي ف۪ي زِينَت۪ي İhtişam içinde kavminin karşısına geçti. Gale dedi ki اَلَّذ۪ينَ يُرُودُونَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatını arzulayanlar da dediler ki يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوتِهِ قَارُونَ Ne olurdu şu Karun'a verilen zenginlik, şu Karun'a verilen mal ihtişamdan birazcık da bize verilseydi. Halkın içerisinden bir kısım onun zenginliğine, onun malına, onun mevkisine ve makamına imrendi, özendi. Ne olurdu ondan biraz da bize verilseydi dediler. Ancak onların dışında hayatı arzulamayıp Allah-u Teala'ya gönülden iman edenler, Allah-u Teala'ya gönülden bağlananlar da dediler ki ya leyte lena misle ma utiye denilenlerin karşısında va vay leyteküm ya yelkenüm yazıklar olsun size sevabullah hayrul limen amene ve amilü saliha iman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükafatı daha üstündür. Şimdi ilk aramızdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz anlam yolculuğumuza. Karun tarafında olanlar veya Karun'un karşısında olanların karşılaştığı durumla ilgili örneklendirmelerimize devam edeceğiz. Kısacık bir aradan sonra görüşmek üzere.
Damar'ın efsane Kasım ayı indirimleri başladı. Binlerce üründe şok fiyat ve muhteşem indirimleri sakın kaçırmayın. 13-18 Kasım efsane Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak için sizleri Ankamar şubelerine bekliyoruz. Bu indirimler çok konuşulacak. Ankamar, bu şehrin en indirimli marketi. Ve beklenen proje. Hayırlı olsun Altınordu. Modern belediyeciliğin gereksinimlerini bir bir hayata geçiren Altınordu Belediyesi, otogalericiler sitesini şehre kazandırıyor. 17.661 metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde 60 adet galeri, noter, kafeterya, oto ekspertiz, oto yıkama, berber ve mescitten oluşan proje, model ve marka şehir olma yolunda şehirde bulunan tüm galericileri güvenli bir çatı altında topluyor. Detaylı bilgi için 0452 222 6652. Aşkın Tören, Altınordu Belediye Başkanı. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal Ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, Ordu'nun markası. Ordu, Ordu'ya yeter. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. Adalı gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevgili seyircilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizleri ekranları başından takip eden siz kıymetli seyircilerimizle rızık nedir, rezzak kimdir ve Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu ayetlerden rehberler edinerek, kılavuzlar edinerek hayatımızda karşılaştığımız sorunlara ve zorluklara bir nevi yol bulmaya, engelleri de aşmaya gayret gösteriyoruz. İçimiz ferahlasın,
aklımız aydınlansın ve zorluklarımız kolaylığa tebdil olsun istediğimiz için Rabbimizin en sağlam ipine, Kur'an'ına yapışıyoruz ve can kulağıyla dinlemeye, izlemeye gayret gösteriyoruz. Hepinize sevgilerimizi sunuyoruz bu sebepten dolayı. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biz Kasas suresinin özellikle Kur'an-ı Kerim'imizde bahsedilen 78. ayetinden sonraki bölümlerini okuyorduk. Bu ayetin içerisinde Karun'un kendinden kerameti görüp malın ve bilginin kaynağını kendisine mal etmesinin sebebiyle bunu izleyen halkının da özellikle imrendiğini, bize de bu maldan, bize de bu mülkten birazcık verilseydi dendiğini duyduk, öğrendik, ayetlerinden şahit olduk. Bunun karşısında ise imanlı olanlar da böyle söyleyenlere, bu zaafın içerisine, bu imrenmenin içerisine düşenlere bir ikazda bulunmuşlardı ve demişlerdi ki yazıklar olsun size, kendilerine ilim verilmiş olanlar yazıklar olsun size dediler ve Allah katında iman etmenin, iyi ve güzel işlere devam etmenin daha doyumsuz ve daha sınırsız ve tükenmez bir nimet olduğunu hatırlatarak ona ancak sabredenler kavuşabilir diye uyarıda bulundular. Bunun devamında Rabbimiz insanların olaylara verdiği tutumlar, tavırlar ve tepkilerin sonucunda ayette şöyle bir açıklamayla devam ediyor. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ derken biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Karun övünürken, malıyla övünürken biz onun malını da sarayını da yerin dibine geçirdik. Hatta şöyle söylenir, Karun'un malı ve varlığı o kadar çoktu ki sadece onun anahtarlarını, hazinelerinin anahtarlarını taşımak bile 40 deve yüküyle mümkün olabiliyordu. O kadar çok mal ve mülk sahibiydi. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek taraftarları da olmadı. Malı yerin dibine geçtiğinde hiç kimse ona yardım edecek bir taraftarlıkta da kalamadı. وَمَا كَانَ مِنَ الْمِنْتَصِرُونَ kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de artık değildi. Çünkü o her şeyi kendinden bilmiş, büyük bir kibirlenmenin ve büyük bir övüncün içerisinde kaybolmuştu, boğulmuştu. وَاَسْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْاَمْس۪ي يَقُولُونَ daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de şöyle demeye başladılar. Daha dün ah o maldan biraz da bizim olsaydı, bu mülkün biraz da bize taksim edilseydi diyenler şöyle demeye başladılar. وَيَكَاَنَّ اللّٰهُ يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ اِبَادِهِ وَيَقْدِرِ demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı çokça da verir, az da verir. لَوْلَا اَنْمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَا وَيَكَاَنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِر۪ينَ şayet Allah bize lütfetmeseydi bizi de batırırdı. Eğer Allah bize bir lütufta bulunmasaydı biz de batanlardan olurduk. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış. Demek ki Allah'ın kendisine emanet ettiği malı kendinden gören, kendinden bilen, bunun sahibi gibi görüp hiç kimseyle paylaşmayan ve bu malın sebebini kendisine atfedip hiç etrafında düşkünü, yetimi, yoksulu, darda kalmışı, ihtiyacı olanı kollamayanların sonunun ne olduğunu ve bunların iflah olmayacağını ayetiyle bunu bizzat görerek onun malından isteyenlere şahit tutmuş oluyor Allah-u Teala. Tilkel darul ahira, işte ahiret yurdu. Nec'alallahu lezine la yürüdüğüne uluvven fil erzi ve la fesade. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. Biz ahiret yurdundaki nimetleri yeryüzünde böbürlenmeyen ve bozgunculuk yapmayanlara veririz. Vel akibetil müttakîn. Akibet müttakilerindir. Yani bu güzel yurdun, ahiret yurdunun sahipleri, ahiret yurdunun mükafatına erişecek olanları sabreden müttakilerdir. Sorumluluklarını unutmayan, bu dünyaya neden geldiğini, niçin geldiğini, nereye gittiğini, burada bulunmasının sebebinin farkında olup, bunun için üstüne düşen sorumlulukların hakkını veren,
görevlerini bir başkasının üzerine atmayan, sorumluluktan kaçmayan, bahaneler üretmeyenlerindir diye Rabbimiz bizlere Kasas suresi 78. ayetinden 83. ayetine kadar geçen bölümde Karun gibi olanların sonunun ne olduğunu ve bunun karşısında iman edip sabreden ve müttaki davrananların nimete ereceklerini, arada kalanların, bocalayanların, ah şu maldan biraz bizim de olsa, bizim de bir araba, bizim de bir evimiz, bizim de bir fabrikamız, bizim de çok rahat gelirimiz olsa diye iç geçirenlerin iç geçirmemelerini, asıl kazancın Allah'ın taksim ettiği rızka kanaat edip kendisine ayrılan her türlü nimete şükredip bu nimetin artacağına inanarak etrafında olanları da gözeterek yaşamaktan geçtiğini bize bir nevi örneklerle de anlatmış oldu. Şunu unutmayacağız. Allah-u Teala rızkı yeryüzünde bütün mahlukata verir. Hayvan, insan, canlı, cansız bütün alemde dağıtır dedik. Ancak bunda esas olan ölçü kişinin gayret göstermesi, çalışması ve elinden geleni yaptıktan sonra Allah-u Teala'ya karşı teslim olmasıdır. Yani böyle işte, hani derler ya, halk arasında bir tabir vardır. Armut piş, ağzıma düş. Madem Allah-u Teala Er-Rezzak, madem Allah-u Teala herkesin rızkını taksim etti, bana da en nihayetinde gelecek, ulaşacak. Ben bir kenarda rızkımı bekleyeyim demek miskinlik, bir nevi tembellik değil kastettiğimiz. Allah-u Teala çalışana, gayret edene, rızkının peşine, helalinden düşene rızkını artıracağını, genişleteceğini bildirmiş ve buyurmuş oluyor. Hakikatte bunu vurgulamaktaki asıl nedenimiz şu: Allah-u Teala rızka kefildir diyoruz. Hani o korkular, kaygılar ve endişeler sebebiyle dünyayı kendimize zindan ediyoruz ya, hani o kaybetme korkuları veya aç kalma korkularıyla birilerinin önünde el pençe divan duruyoruz ya, kulluğumuz Allah'a iken biz bir yanılgı içerisine girip de bir başkalarının karşısında bana işte emek verdi, yemek verdi, benim patronum, benim işte emeğimin karşılığında ücretimi verenim deyip de onun hatalarına dahi, haksızlıklarına, adaletsizliklerine dahi bazen boyun büküyoruz ya, işte burada bunu karıştırmamamız gerektiği için Allah'ımız bizlere bir gönül huzurunu, bilinci öğretmek adına ayetlerinde rızkın sahibinin kendisi olduğunu bildirirken, bir başkasından el açarak namerde muhtaç olacak bir duruma düşmemizi de istemiyor. Çünkü Allah'ın en ziyade görmek istediği kul özelliği özgür, onurlu, izzetli, şerefini koruyan, başkalarının karşısında acizlenmeyen, onlarının eteklerini öpmeyen, onların karşısında bel bükmeyen bir konumda ve izzette olmamızı istiyor. İşte bu sebeple sen Rabbine güven, rızık konusunda Allah'ına güven, ancak elinden gelene de razı ol, yap, elinden gelen gayreti göster. Unutma ki takdiratta rızık olarak taksim edilmiş olacak olan şey seni bulur. Hatta alimler şöyle söylerler, derler ki kişinin rızkı kişiyi ecelinden daha fazla takip eder. Kişinin rızkı kişiyi ecelinden daha fazla takip eder. Ecel nasıl haksa ve takdir edilen vakit gelmedikten sonra, ki biz bunun örneklerini en yakın zamanda gördük, 91 saat sonunda Ayda'nın o deprem göçüğünün altından nasıl sağ salim çıkartıldığını, Allah'ın onu nasıl koruduğunu gördük. İşte bu teslimiyet ve bu bilinçle Rabbimiz olaylara bakmamızı, hayatı okumamızı, zorlukları aşmamızı istiyor. Bu güvenle işimize, özümüze dönmemizi, emek içerisinde çalışmamızı istiyor. Bunu unutmayacağız ve bu bilinç içerisinde hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi sizlerin selamlarını almak istiyorum ve bu selamların karşılığında kaldığımız yerden inşallah rızıkla ilgili Kur'ani tanımlara, sohbetimize devam edeceğiz. Efendim, bizi devamlı izleyen Adapazarı Akçakoca'dan, Davut Ağa Köyü'nden Eyüp Kaya Beyefendi'nin selamı var ve TV52'yi de aynı zamanda selamlıyor. Sevgilerini ve muhabbetlerini gönderiyor. Biz de onun selamını alıyor. Sevgi ve muhabbetlerini
başımız gözümüz üstüne diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Devam ediyoruz. Emriye Ev hanımefendi, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Cumamız mübarek olsun demişler. Allah razı olsun diyoruz. Sağ olun, sevgiyle diyoruz. Fatma Yazıcı hanımefendi, hayırlı cumalar, ağzınıza sağlık demiş. Allah razı olsun, sizler de var olun. Fatih Gözüdok beyefendi, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar demiş. Hayırlı cumalar diliyoruz Fatih Bey. Şinasi Kaya beyefendi, iyi yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun Şinasi Bey. Aynur Metin Sağlam, Allah sizler gibi bize bilgi verip bizleri bilgilendirenlerden Allah'ım razı olsun, ağzınıza yüreğinize sağlık demiş. Aynur Hanım, çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum sizlere. Dualarınızı bizden eksik etmeyin, esirgemeyin. Mevlide Güntürk, hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar diliyoruz. Yasemin Bozdağ'ın hayırlı cumalar dilemiş. Hayırlı cumalar Yasemin Hanım. Sebahat Perçin, Zariyat Suresi 58. ayet bizlere bir takviyede, bir destekte bulunmuş. Ben de konu olarak ona adım adım ilerlemeye gayret gösteriyorum. Allah razı olsun, çok mutlu oldum. Rabbimiz Zariyat Suresi 58. ayetinde hiç şüphesiz rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Hayırlı yayınlar, cumanız bereketli olsun, üzerinize olsun cumanın bereketi demiş. Allah razı olsun diyoruz. Fehmi Usta hayırlı cumalar dilemiş. Hayırlı cumalar. Dilek Moral hayırlı cumalar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Fikriye Bacaksız Yıldırım hayırlı cumalar olsun, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun Fikriye Hanım. Vesile Artık Çakır hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar dilemiş. Allah razı olsun. Sinan Güven hayırlı cumalar hocam demiş. Sağ olun Sinan Bey. Allah razı olsun. Binnaz Mertek hayırlı cumalar hocam demiş. Bizler de sizlerin cumasını mübarek kılmasını diliyoruz Rabbimizden. Bu güzel dualara iştirak edebilmek ve onların içerisinde olmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ve biz biliyoruz ki sadece Türkiye'den, sadece Ordu'dan değil, dünyanın dört bir yanından TV 52 izleniyor. Onlara da sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi diliyoruz. Efendim Aysel Sağlam hayırlı cumalar canım demiş. Her zaman bekleriz. Evinize konuk ettiğiniz için, beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yayın sonrasında dualarda ve temennilerde bulunanların dualarını görüyorum, üzülüyorum. Ancak program işlerken yayın akışı içerisinde göremediklerimiz oluyor. Kusurumuza bakmayın. Bizlerin bu noktada acizane dualarını sizlere sunmuş oluyoruz. Çok sağ olun. Peki kaldığımız yerden devam edelim. Biz rızık konusunu içselleştirmeye, doğru anlamaya ve rızık kaygısı ve korkusuyla, açlık korkusuyla korkarak hayatımızı zindan edip başkalarının karşısında kendimizi namerde muhtaç etmek istemiyoruz. Bu sebeple doğru bir bakışla Rabbimizin gör dediği yerden, bak dediği yerden görmek istiyoruz. Böyle anlamak ve okumak istiyoruz. Bundan dolayı gayretimiz, bundan dolayı Allah'ımızın kitabına yönelişimiz, sıkıntılardan, korkulardan emin olmak için. Rızkın tanımını yaptık ve rızka kefil olanın Allah-u Teala olduğunu buyurduk. Ve bu sebeple Rabbimiz bizlere Kur'an-ı Kerim'inde bazı ayetlerinde rızık korkusuyla çocuklarını öldürenlerden bahsediyor. Ve bunun için özellikle Rabbimiz buyuruyor ki sakın rızık korkusuyla, aç kalır korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Hatırlayın Mekke müşriklerini, o dönemde kız çocukları dünyaya geldiği zaman işte namusuna leke gelir, işte ismimiz lekelenir diye ve de aç kalır ve bakamayız korkusuyla diri diri çocuklarını gömüyorlardı, öldürüyorlardı. Günümüzde peki bunun yansıması hangi şekliyle karşımıza çıkıyor? Anne rahmine düştüğü zaman, dünyaya dahi gelmeden önce biz geçinemeyiz, bu çocuğa bakamayız, ihtiyaçlarını karşılamayız korkusuyla bazı anneler ve bazı babalar, anne ve baba adayları maalesef kürtaja başvurmak gibi bir tercihte, yanlış bir tercihte bulunabiliyorlar. Biz de diyoruz ki bu korkuların önünde Allah-u Teala'nın her yarattığı canlının ecel gibi rızkını tayin ettiğini ve açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin uyarısı ve ikazına güvenerek Rabbimizin emanetini taşıyıp
dünyaya getirmek zorunda olduğumuzu unutmayalım hatırlatmasında bulunuyoruz. Şimdi bunu desteklemek adına şunu hatırlayın. Hatırlayın, bizler anne karnında, annemizle aramızda bir kordon bağı, bir göbek bağıyla yaşıyoruz. Ve bu 9 aylık bir zaman içerisinde bizlerin acıkması, nefes alması, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması bu göbek bağıyla sağlanıyor. 9 ay boyunca sağlam ve korunaklı bir yerde Rabbimiz anne rahminde, anne karnında bizleri doyuruyor, besliyor, büyütüyor, şekilden şekle sokarak geliştiriyor, nefes aldırıyor. Yani orada rızkımızı bize gönderiyor. Sonra dünyaya geliyoruz. Annelerin memelerine o süt denilen şifayı veriyor ve anneler bebeklerini emzirerek gıdalarını sunmuş oluyorlar. Rızıklarını vesile olmuş, elçi olmuş oluyorlar. Bunun da alakalı yaşanmış olan, bizden önceki dönemlerde bu bakış açısını kazanmış olan bir hanımefendiden bahsediliyor. Belh'in alimesi ve alimi diyebileceğimiz karı kocadan bahsediliyor. Belh alimi İbni Hatim hac yolculuğuna çıkmak üzere yola koyulmadan önce eşine diyor ki, ey hanımcağızım, ben şimdi hac yolculuğuna çıkacağım ve buradan ayrılacağım, uzun bir müddet kafileyle yol alacağım için geride sen kalıyorsun. Sana ne kadar nafaka bırakayım? Ne kadar benden nafaka bırakmamı istersin? Bunu söylediğinde o kıymetli eşi, alime konumunda olan o kadın, o hanımefendi eşine diyor ki, sen yolculuğa çıkıyorsun. Yolda başına her türlü hal gelebilir ve benden fazla buna ihtiyaç duyarsın. Bu nafakaya benden fazla ihtiyaç duyarsın. Kurdu olur, kuşu olur, eşkıyası olur, şunu olur diyor. Bundan sebep eşine diyor ki, ben evimdeyim, buradayım ve çevremde eşim, dostum var. Beni endişe etme, benden yana gözün geride kalmasın. Nasıl dünyaya geldiğim zaman benim rızkımı temin etmek üzere Allah-u Teala anne babamı vazifelendirmiş ise ve evlendiğim zaman da nasıl seninle bana rızkımı göndermişse, ben inanıyor ve güveniyorum ki var olana şükreder ve kanaat edersem, elimdeki olanları da üretmeye çalışırsam, dara düştüğüm bir hal olmayacak, olursa da Rabbim rızkımı gönderecek diyor ve eşi gözü geride kalmasın diye onu uğurluyor ve yolculuyor. Aradan birkaç zaman geçince eş dost duyuyorlar. Diyorlar ki, eşini yolculadın, hacca yolculadın. Sana geride ne bıraktı? O güzel hanım diyor ki, bana Rabbim kefildir. O bana gerekli olanı bıraktı. Endişeye mahal yok diyor. Ve yanındaki bu soruyu soran insanlar ne demek istediğini tam olarak anlamıyorlar. Birazcık kendilerine bakıyorlar. Anlamsız bir şekliyle de dudak büzüyorlar, dudak kıvırıyorlar. Onlar böyle konuşurken oradan, yoldan geçen, hacca gitmiş olanları yol etmiş ve o dönemin halifesi konumunda olan kişi atının üzerinden geçerken kendi ordusuna sesleniyor. Diyor ki, soğuk bir su içmek istiyorum. Soğuk suyu olan şu haneye bir seslenin bakalım. O hane dediği de işte o dönemin alimi olan İbni Hatim'in eşi, o alime kadıncağız. Ve askerler diyorlar ki, soğuk bir suyun var mı? Kadıncağız toprak kase ile soğuk bir suyu uzatıyor sultana, o dönemin halifesine. Soğuk suyu içen halife askerlerine ve ordusuna dönüp diyor ki, şanımıza yaraşır bir şekliyle içtiğimiz soğuk suyun karşılığını verin. Toprak kasenin içerisine bir kase altın bırakılıyor. Ve sonra o kadıncağız şükür secdesine kapanıyor ve diyor ki, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, dünyaya gönderdin, anne ve babamla rızkımı temin ettirdin. Evlendim, eşimi elçi eyledin, vesile eyledin, rızkımı gönderdin. Şimdi ise eşim hacca gitti, Rabbim rızkımı devrin sultanı ve halifesiyle bana gönderiyorsun. Sana hamdü senalar olsun. İşte kul elinden geleni yapar ve teslim olursa Allah-u Teala rızka kefildir. Allah-u Teala çabalayan kuluna rızkını verir ve korkudan emin olarak insanlar bu şekliyle hayatlarına Allah'a güvenerek devam ederler. Rabbim bizleri Er-Rezzak olan Rabbimizin rızkına güvenerek ve ecelden daha fazla rızkımızın bize
takipte olduğunu bilerek ve herkesin aleme ervahta ruhlarının yaratıldığı andan itibaren nasiplerinin ve taksimatlarının ayrıldığına kani olan bir şuur ile iman eden, güzel işlerde bulunan, açlık korkusuyla biriktirme zaafı içine düşmeden elinde var olanı, hani büyüklerin dediği gibi az veren candan verir, çok veren maldan verir bilinciyle çevresinde olanların ihtiyaçlarına koşanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Ve kaygıyla ve korkuyla günümüzü harap etmeyenlerden ve bu üzüntüyle hastalıklara biçare olmayanlardan, namerde muhtaç duruma düşmeyenlerden olabilmeyi diliyorum. Hepimizin adına, herkesin adına ve en güzel cevabı da yine Rabbimiz bizlere versin. Sebe suresi 39. ayeti şerife ile cevaplamak istiyorum. Rabbim buyuruyor ki, Estağfirullah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهَوَ يَخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Her ne şeyi infak ederseniz, her ne şeyi verirseniz, paylaşırsanız onun yerine Allah başkasını verir. Daha güzelini, daha iyisini verir. Toprağa bir buğday ekersin, bir buğdaydan bir başak, bir başaktan 700 tane ortaya çıkar. Hem o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Vallahu hayrur razıkîn. O en hayırlı rızık verendir diyoruz. Ve siz sevgili seyircilerimizi, geçimlerinde genişlik, kazançlarında bolluk, evlerinde paylaşmanın sebebiyle bereket, ömürlerine bereket, akıllarına, kalplerine, ruhlarına ve bedenlerine rızık nimetini diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sevgiyle, selamla.